Kardeşimize, konuğumuz, velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bu anlamlı günde Gaziantep Kolej Kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlar. Sayın Göksu Üçtaş'a da, Üçtaş Şanlı'ya da bizleri kırmayıp aramızda oldukları için teşekkür etmek isterim. Tekrar hoş geldiniz hocam. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sayın izleyicilerimiz, Göksu Üçtaş Şanlı kimdir? Biraz sizden bahsetmek istiyorum müsaadeniz olursa. Tabii ki, tabii ki. 30 Ağustos 1990 Şahin Bey Gaziantep doğumlu. Türk artistik kadın jimnastikçi. 2009 Akdeniz Oyunları'nda atlama masasında gümüş madalya almış ve Türkiye'ye bu dalda ilk madalyayı kazandırmıştır. Mart 2010'da Doha'da yapılan Dünya Kupası yarışmasında yer hareketlerinde bronz madalya almıştır. 2010 yılında Çek Cumhuriyeti'nin Ostrava kentini düzenlenen Dünya Kupası yarışmalarında yer aletinde altın, denge ve atlama aletlerinde ise gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye 3 madalya getirmiştir. 2012 yaz olimpiyatlarında Türkiye'yi tarihinde ilk kez artistik jimnastik dalında temsil eden kadın sporcumuzdur. Evet Sayın Göksu Üçtaş, bizi izleyenlere sizi tanıtmaya çalıştım. Bizi izleyenler için Göksu Şanlı kimdir? Biraz da sizden dinleyebilir miyiz? Yani gözünü jimnastikle açmış birisi ve evet. Hala jimnastiğe aşık, jimnastiği çok seven birisiyim. Evet, Gaziantep'te başladım jimnastiğe 5 yaşında. Tabii Gaziantep'te o zamanlar biraz salondaki aletlerimiz yetersizdi. Evet. Oradaki antrenörüm de benim daha iyi bir yerde eğitim almam için yönlendirdi ailemi ve beni. Bolu'ya gittik tabii. Bolu'daki jimnastik eğitim merkezinde, kamp eğitim merkezinde de kalmama karar verilince aslında hani biraz da profesyonel olarak Bolu'da jimnastiğe başladım diyebilirim. Eğitim merkezinde büyüyen bir sporcuyum. 5 yaşına girdim, 22 yaşında çıktım kamp eğitim merkezinden. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünün mezunuyum. Meslektaşımsınız bu arada. Ben de beden eğitimi öğretmeniyim. Yani bir yıl kadar öğretmenlik yaptım tabii. Jimnastiği 2012'den sonra ara verdikten sonra. 2,5 yıl kadar da jimnastik antrenörlüğü yaptım. Daha sonra İzmir'de yaşamaya başladım. Jimnastiğe burada devam ediyorum şu an. Böyle diyelim. Evet, şu an. Bayağı aslında cevap vermiş oldunuz hocam. Peki ilk jimnastikle mi spora başladınız? Yoksa farklı bir branş, jimnastik ferdi bir spor branşı takdir edersiniz ki bir takım sporuyla başladınız mı? Ya da neden, aslında üst üste soruyorum sorularımı ama ya da neden bireysel bir sporda bir takım sporu değil? Yani aslında onun kararını böyle hiç benim vermeme zaten zaman İzin bile verilmedi. kalmadı. Evet, Evet, aynen küçük yaşta öyle. başlamışsınız. Evet, çok küçük yaş olduğu için direkt aile yönlendirmesi oluyor. Yani o yaşları böyle çok silik bir şekilde hatırlıyorum zaten. Onun için hiç hani jimnastikten başka da böyle başka bir spor dalını deneyeyim, gideyim gibi hiç öyle şeylerim olmadı. Hep jimnastiğe devam böyle. Çok teşekkür ediyorum hocam. Başka bir soruya geçiyorum. Aslında soru cevap anlamında söyleşimiz devam etsin isterim. Olur, Takdir tabii, ederseniz. Tabii, tabii ki. Milli düzeyde başarılı bir kadın sporcusunuz. Jimnastik sporu oldukça emek isteyen ve gerçekten çok meşakkatli bir spor dalı. Diğer branşlardan çok ama çok farklı. Bize çalışma temponuz hakkında ve hazırlık süreçlerinizden biraz bahseder misiniz hocam? Tabii şu an işte dediğim gibi İzmir'deyim. Halkapınar Spor Salonu'nda çalışıyorum. Yani günde 9.30 gibi antrenmanlarımıza başlıyoruz. Öğlen 1.30-2'ye kadar salondayız. Daha sonra tabii yoğun bir tempo. Haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz. Pazar günlerimiz, boş günlerimiz. Onun dışında ben genelde tek antrenmanları yapıyorum. Tabii benim il takım kamplarında çift antrenmanlarımız devam ediyor yoğun bir şekilde. Öğleden sonra da genelde Lina'ya vakit ayırmak için özen gösteriyorum diyebilirim. Evet, 6 yaşında bir kızınız var Lina. Evet, evet. Evet. Spora biraz önce siz de bahsettiniz. Kısa bir süre ara verdiniz. Evet. Evlilik ve sakatlık, evlilik ve tabii çocuk süreci. Peki tekrar dönme sürecinizde nasıl oldu? Neler yaşadınız? Ya da o bıraktığınız dönemde hangi duygular içerisindeysiniz? 2012 Olimpiyat Oyunlarından sonra evet sporu bıraktım ama hani geri dönmek için bırakmamıştım.
Veya işte hani evleneyim, işte çocuk yapayım, başka bir amaç için bırakmamıştım. Hani fiziksel ve psikolojik yorgunluk diyelim. Evet. Sporu bıraktıktan sonra da işte 1 yıl beden eğitimi öğretmenliği yaptım. 2,5 yıl kadar da antrenörlük yaptım. Tabii bu zamanlarda da aslında çok fazla şey öğrendim. Hem öğretmenlik hem antrenörlük yaparken sıranın karşı tarafına geçtim. Hani bir hareketi öğrenmek mi daha zor, öğretmek mi daha Öğretmek mi? zor? Ne Çok kadar doğru. sabırlı olmak gerekiyor? Antrenörlerimin bana ne kadar gerçekten sabrettiğini, beni ne kadar desteklediğini aslında öğrendim bu zamanda. Hayatı öğrendim diyelim. Çünkü eğitim merkezinde o kadar uzun yıllar kaldım ki gerçekten hiç, evet, yurt dışına gidiyoruz, geliyoruz, yarışmalara gidiyoruz, çok sosyal bir ortamdayız. Ama hayatı çok fazla da yaşayamıyorsunuz aslında. Çok Birazcık doğru. da hayatı öğrendim diyelim bu zaman diliminde. Bana çok şey kattı aslında. 2013 yılında evlendim. 2015 yılında kızım Lena doğdu. İşte 5,5 aylıkken jimnastiğe tekrar başlama kararı aldım. Şöyle oldu aslında, hani klasik zaten biliyorlar ama anlatayım. Yok olsun. Sürekli... Öğrencilerimiz, velilerimiz, herkes sizi şu an takip ediyor. Tekrar sizden dinlersek çok memnun oluruz hocam. Yani zaten bu Gaziantep'te jimnastik antrenörlüğü yaptığım dönemde Türkiye Jimnastik Federasyonu'nun 2020 Olimpiyat Oyunlarına takım olarak gitmek gibi bir hedefi vardı. Ben de bu takımda olmak istiyordum aslında. Sebeplerimden bir tanesi bu. Bir tanesi de Olimpiyat Oyunlarında tam olarak performansımı sergileyememiştim. Sakatlığım nüksetmişti ve tek alet yarışabilmiştim sadece. Ve böyle tam kendimi tamamlayamadım diyelim aslında. Böyle yarım kalan bir şeyleri hissediyordum. Ve sürekli olimpiyat mayoma bakıyordum. Keşke bir daha yarışabilsem, tekrar podyuma çıkabilsem diye düşünüyordum sürekli. Bundan dolayı da böyle eşimle konuştuk. Sence yapabilir miyim? Nasıl olur? Çünkü jimnastiğe tekrar dönmeyi hakikaten düşünmüyordum. Ve bu 3,5 yıl arada da hiç antrenman yapma gereği de Yapmadım. duymadım açıkçası. Tabii hem hamilelik hem ara verdiğim dönemdeki antrenmansız zamanlarımda bana tabii olumsuz olarak çok fazla etki Döndü. gösterdi. Evet. Ama Mutlaka. kısa sürede de toparladım. Line işte 11 aylıkken tekrar yarışmaya döndüm. 4 yıllık tam aradan sonra tekrar yarışmaya dönmüştüm. Çok güzel. Peki kızınız Lina'nın da sporcu olmasını ister misiniz? Ya da jimnastik sporu yapmasını ister misiniz? Şu an küçük ama zaten siz 5 yaşında başlamışsınız. Şu an Lina 6 Evet. yaşında. Yani Lina'nın tabii 2,5 yaşından beri jimnastiğin içinde Lina da yapıyor. Evet, ama hani böyle profesyonel olur mu olmaz mı tam bilmiyorum. Birazcık ara verdik biz de bu dönemde pandemi nedeniyle. Evet. Salonlara hani gidemedik. Benim de Gidemedik, tempom doğru. çok fazla yoğundu. Götüremedim ama jimnastiğe tabii ki devam etmesini istiyorum. Kendisi yapmak isterse her anlamda desteklerim. Doğruyu göstermeye çalışırım ama hani ileride başka meslek seçmek ister, başka branşa yönelmek ister. Hani benim için önemli olan gerçekten başarılı olmasının bir yana Mutlu erdemli, olmasın. Evet. ahlaklı, iyi ve mutlu bir çocuk olsun istiyorum. Çok doğru. Benim için en önemli şey gerçekten bu. Çok teşekkür ederim. Son yıllarda jimnastik branşında art arda gelen başarılar ülkemiz adına gurur duyuyoruz sizinle. Başarılı bir kadın sporcu olarak başarılarınızın temelinde yatan sır nedir? Bunu bizi izleyenlerle paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü çok ciddi başarılarınız var. Ben sayarken bayağı zorlandım. Çok güzel başarılar. Bir bayan Ya. olmanın çok büyük artıları da oluyor tabii ki ama ne sıkıntılar yaşadınız bu süreçte, bu dönemde? Yani hani kadın olarak kendi branşımda o kadar böyle büyük sıkıntılar yaşamadım açıkçası. Hani ufak tefek zaten şeyler olabilir ama hani direkt böyle kadın olduğum için hani tepki görmek veya herhangi bir şey yaşamadım. Her sporcu zorlanıyor. Benim en çok zorlandığım şey de sakatlıklarım oldu her zaman. En çok bunlardan muzdaribim. Hala çok sakatlığım var ama şöyle bir şey var. Jimnastiğe başlarken de her zaman böyle şampiyon bir sporcu, iyi bir sporcu, böyle yüksekte bir sporcu olmayı gerçekten çok istiyordum. Ve hedeflerimi sürekli yüksek tutuyordum. İşte önce işte küçük yarışmalarla başlayıp daha sonra milli takımdaki yarışmalar,
Onlar da madalya alma, işte yurt dışındaki yarışmalarda finale kalma, böyle adım adım ilerleyerek, hedeflerimi de adım adım yükselterek ilerledim. Zorlandığım dönemlerde, bırakmak istediğim dönemler hakikaten çok oldu. Mutlaka oluyor, Burada evet. aile desteği de çok önemli. Yani o kadar hakikaten zor bir spor ki, yani seneler Çok zor, sonra evet. meyvesini alabiliyorsunuz. Ve burada ailenin desteği hakikaten çok önemli. Bizler şanslı olan kesimiz, aile tarafından ki bizi destekleyen hakikaten çok güzel ailelerimiz var. Oradan buradan da onlara teşekkür ediyorum. Yani en çok zorlandığım dönemlerde de kendi içsel motivasyonumu kullandım. Hani sabretmenin sonunda gelen iyi şeyleri bekledim diyelim ve çok çalıştım. Sonucunda da böyle oldu diyelim. O zaman şöyle diyelim, aile desteği çok önemli, Evet. sabır çok gerekiyor ve çok çalışmak gerekiyor Evet, aslında, değil mi? kesinlikle öyle. Çok doğru. Büyük başarılar imza atmış bir sporcusunuz, güçlü bir anne ve iyi bir eğitimci olarak aslında size bu soruyu yöneltmek istiyorum. Bizi izleyen velilerimize ve sporcularımıza eğitim hayatlarına birlikte sporu yürütmeleri için ne tür tavsiyelerde bulunursunuz? Aslında bu bizim için çok önemli. Yani spora zaten küçük yaşta başladığın zaman veya hiç fark etmez. Spor bir insanı hakikaten hayatına, disiplin altına alıyorsunuz. Evet. Düzgün, planlı, programlı ve sağlıklı bir şekilde ilerliyorsunuz. Bu da sizin yaşam kalitenize, günlük aktivitenize, her şeyinize yansıyor. Sporun Mantıklı. güzelliği de bu aslında. Hani spor yapan çocuklar antrenmanla nasıl bir düzende gidiyorsa, okula gittiği zaman da bu düzeni aslında kendi hayatına Entegre edebilir. evet, Evet. kesinlikle Evet. öyle. Onun için spor hakikaten çok önemli. Hayatımız düzene sokmak adına, disipline Tabii ki. etmek Yani adına. hem akademik olarak derslerimize çalışırken aynı zamanda spor devam ettirdiğimiz zaman aslında çok büyük artıları var. Disipline oluyor Kesinlikle. çocuklarımız. Ama Evet. bazen bizler akademik daha fazla gitsin deyip çocuklarımızı bazen sporun belli kısımlarında kısıtlayabiliyoruz maalesef. Yani şu an aslında hani Spor Bakanlığı'nın yaptığı işbirlikler sonucunda da çok güzel işler ortaya çıktı. Evet. Burslu okuma imkanı var. Belki biliyorsunuzdur. Evet, Tabii hani tohum sporcusu oluyorsunuz, olimpik sporcu oluyorsunuz. Devletin size maddi olarak, manevi olarak desteği var. Yani şu an spor yapmamak için gerçekten hiçbir nedenimiz yok. yok, çok doğru. Evet. İmkanlar çok daha fazla. Evet, Eskiye göre kesinlikle çok çok öyle. fazla. Çok doğru söylüyorsunuz hocam. Son dönemde Gaziantep'te spora ve sporcuya önemli yatırımlar yapılmakta. Bir Gaziantepli sporcu olarak sporun gelişimi ve kız çocuklarının daha fazla spora teşviki konusunda neler söylemek istersiniz? Kız çocuklarının spora teşvikini zaten ben bireysel olarak destekliyorum ve gerçekten çok istiyorum. Bugün hani burada 30 yaşında evli çocuklu hala spor yapıyorsam, onlara iyi bir örnek olabilmek için her yaşta sporun yapılabileceğini, eğer kişi isterse yapamayacağı şeyin olmayacağını da kanıtlamak adına da buradayım. Kız çocuklarına, gençlere, arkadan gelecek sporculara yani ne olursa olsun hayallerinden vazgeçmesinler. Hedeflerinin uğruna gerçekten çok çalışsınlar, azmetsinler ve sabretsinler. Ve gerçekten inanıyorlarsa, inandıkları şeyler uğruna hani kimsenin onları yıkmasına, yıldırmasına izin vermesinler. İçlerindeki güce güvensinler. Ben başaracaklarına gerçekten inanıyorum. Evet, çok güzel. Peki örnek aldığınız bir sporcu varsa ismini alabilir miyiz? Çok şey değilse tabii ki, özel değilse. Yok yani küçükken hep böyle Roman bir tane sporcu vardı, Andrei Radukan, Rus sporcu vardı, Svetlana Korkina. Onları kendime çok Evet. örnek alıyordum, çok beğeniyordum. Böyleydi. Evet. Aslında ben bu soruyu daha önceden hazırlamıştım. Hani hayatınızdaki ailenizin spor yaşamınızdaki yeri neresi diye soracaktım ama siz zaten açıklamalarınızda ailenizde çok destek olduğundan bahsettiniz. Zaten jimnastik sporuna da ailenin desteği çok çok önemli. Tabii küçük yaşta Küçük yaşta evet. salona gidiyorsunuz. Veli de sizinle birlikte aslında yoruluyor, salona Evet. gidiyor, işte okula gidiyor. Sizinle birlikte aslında anne baba da yoruluyor, Yoruluyor. çalışıyor Evet diyelim. de Beraber tabii ki. yapıyorsunuz aslında her şeyi. Onun için Emeği hep aileleri beraber. hakikaten çok iyi istişiyor. Çok Evet, istiyor. evet.
Kariyeriniz başarılarla dolu ve ülkemize alanınızda çok sayıda madalya kazandırdınız. Hiç unutamadığınız bir anınız veya sizi çok duygulandırdığınız bir an. Yani hayatımda böyle unutamadığım, şöyle söyleyeyim, benim için en anlamlı bir madalya var. O da Lina ile birlikte kürsüde olduğum madalya. Evet, bir sürü yarışmaya katıldım. Hiçbirini unutmuyorum. Hepsi benim için çok değerli. Mutlaka. Ama Lina ile birlikte kürsüde aldığım o madalya gerçekten benim için Çok çok anlamlı. anlamlı. Bence bir kadının gücünü, dik duruşunu temsil ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Çok anlamlıydı. Peki bir anne olarak Gökse Hanım'ın bir günü nasıl geçiyor Lina ile beraber? Yani erkenciyiz biraz aslında. Sabah erken saatlerde kalkıyorum. Evet, Lina artık okula gittiği için de işte kahvaltı hazırlıyorum ona. Kıyafetlerini hazırlıyorum, giydiriyorum. Kendim de öyle antrenmana hazırlanıyorum. Sabah erken saatlerde antrenmanımız. Onu okula bırakıyoruz. Ben antrenmana gidiyorum. İşte sabah 9-9.30 gibi antrenmanım var. İşte neredeyse 2'de salondan çıkıyoruz. Ondan sonra tekrar fizik tedavi süreçlerim oluyor. Onlara devam ediyorum. Eve geliyorum. Bir kadın işte günlük ne yapar? Ne Çamaşır, yaparsa onları bulaşık. yapıyoruz. Evet, hemen böyle ev toparlamaya çalışıyorum. Yemek yapıyorum. Yemek. Rutinler Evet, devam ediyor. Ev kesinlikle. rutinleri. Evet, onlar olmazsa olmaz. Yani hani salonda evet sorumluluklarım var ama evde bir anne ve eş olarak sorumluluklarım bence daha büyük diye düşünüyorum. Burayı da ihmal etmek istemiyorum kesinlikle. Evet, çok doğru. Doğru söylüyorsunuz hocam. Peki ilerisi için düşündüğünüz projeleriniz var mı? Varsa bizimle paylaşabilir misiniz? İlerisi için evet, jimnastiği yani elbet bırakacağım. Jimnastiği bıraktıktan sonra da yine milli takımla birlikte onlara destek olmak istiyorum aslında. Bilgilerimi, tecrübelerimi onlara aktarmak istiyorum. Onlarla birlikte çalışmak istiyorum. Evet. Umarım bıraktıktan sonra da böyle devam ederiz diye düşünüyorum şimdiden. İnşallah ben edeceğinize inanıyorum. Çünkü bizlerin sizin gibi sporculara gerçekten çok ihtiyacı var. Sağ olun. Başka bir soruya geçeyim ben hocam. İzleyenlerimiz için başarılı bir kadın sporcu olarak sizi örnek almak isteyenlere vermek istediğiniz bir mesaj var mıdır? Bir mesajınız, Yani söylemek daha demin de istediğiniz. söyledim aslında. Yani hayallerinden vazgeçmesinler, ne olursa olsun kendi içlerindeki güce güvensinler. Yani insan kendisine inandığı zaman yapamayacağı gerçekten hiçbir şey yok. Evet. Onun için zorda bence kaldıkları zaman da içsel motivasyonlarını kullanabilirler. Yani sabretmeliler. Öyle hiçbir şey kolay olmuyor çünkü yıllarınızı vermeniz gerekiyor bazı şeyler için. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Peki hocam, öğretmenlik de yaptınız bir süre. Evet. Söylemiştiniz. Tabii sporculuk da yapıyorsunuz. Aslında biraz önce biraz bahsettiniz. Hani bir şeyi anlatmak mı ya da diğer masanın diğer tarafına geçmek mi diye söz etmişsiniz ama ben ya da şöyle bir tam net olarak sizden cevap alayım. Öğretmenlik mi, sporculuk mu? Hangisi daha tabii keyifli yanı aslında ikisinde farklı. Hani artıları ve eksileri mutlaka var ama daha güzel mi diyeyim ya da sizi daha tatmin eden hangisi? Öğretmenlik mi yoksa sporculuk hayatınız mı? Yani sporculuk kesinlikle açık ara fark. Çünkü sadece kendimden sorumluyum aslında. Hani sporcu olduğum zaman bir öğretmen veya bir antrenör olduğum zaman o kadar çok sporcu veya öğrenci karşınızda ki hepsinden teker teker siz sorumlusunuz. Ve hakikaten bu çok zor bir şey. Yani öğretmenlik Evet. yapmak hakikaten çok zor. Bütün çocuklardan siz teker teker sorumlusunuz. Onların sakatlıklarından, psikolojilerinden, çalışmalarından, her şeyinden öğretmenler hakikaten çok büyük böyle büyük bir iş yapıyorlar. Zor. Antrenörlerimiz de böyle bize ne kadar sabrediyorlar aslında onu çok iyi anladım diyebilirim. Çok sabır Yani isteyen bir evet. meslek. Kesinlikle. Yani öğretmenlik tabii ki daha farklı. Yani antrenörlük öyle. Hepsinin çok daha farklı alanları var. Evet. Şu an İzmir'de yaşıyorsunuz bildiğim kadarıyla Evet. hocam. Tabii ki hani Antep'e dönecek misiniz diye bir soru sormuyorum. Şu an çünkü sizin alanınız tamamen Evet. İzmir. Bak. Peki Antep için, Antep'teki gençler için, burası için, buradaki jimnastiğin daha fazla gelişmesi için bir şeyler yapmayı planlıyor musunuz? Daha sonrası adına söylüyorum aslında.
Çünkü bizim yani batıdaki jimnastiğe verilen önemle, olanak ve imkanlarla takdir edersiniz ki bu tarafta yani işte Güneydoğu Anadolu'da daha kısıtlı imkanlarla yapılıyor. Çünkü jimnastik ferdi bir spor dalı olduğu için demin de bahsettiniz bir yüzme gibi gerçekten çok meşakkatli, gerçekten çok materyal gerektiriyor. Ama takım sporları daha buna göre daha kolay ilerlemesi. Sizinki çok daha zor. Ya biz aslında Gaziantep'e gittiğimiz zaman büyük bir salon olmasını hakikaten çok istiyorduk. Bunun için de çok uğraştık. Evet. Fakat şöyle yıldızlara gelecek, yıldızlarda yarışabilecek seviyede sporcular için de Türkiye Jimnastik Federasyonu zaten oraya aletler göndermişlerdi, jimnastik aletleri. Hani biz elimizden geldiği kadar orayı güzelleştirmeye çalıştık. Çok da güzel aletler oldu aslında Gaziantep'te de. Büyük bir sporcu yoğunluğu da var. Hepsi Evet, çok var. yetenekli hakikaten. Çok böyle saf, güçlü. Orada o kadar güzel sporcularım oldu ki hepsini de çok seviyorum. Hiçbirisini de unutmadım. Umarım Gaziantep'te de jimnastik çok çok daha iyi yerlere gelir. Ben de İnşallah, tabii ki evet. elimden geldiği kadar destek olmak isterim. Evet, biz de memnun oluruz. Sizin gibi Tabii başarılı bir ki. insandan. Son olarak bir soru daha. Yine sizin iletmek istedikleriniz olursa lütfen iletin hocam. Spora küçük yaşta başlamanın başarıya etkileri. Yani şöyle diyelim aslında, jimnastikte tabii ki daha küçük yaşlarda başlanıyor sanırım, değil mi? Başarı daha geliyor bundan dolayı. Ama yaş büyüdükçe yapılan sporlarda da başarıyı yüzde kaç etkiliyor? Yani bu tamamen sizin aslında kişisel fikrinizi soruyorum burada. Bir Yani eğitimci olarak branş değişiyor. branş fark ediyor Evet, kesinlikle. mutlaka. Ama yani branşın kendine özgü bir karakteri de var diyeyim size. Kesinlikle. Kültürü var her Kültürü branşın var. Evet. kendine. Evet. Onun için hani jimnastikte olan bir sporcu kesinlikle yani çok disiplinli, sorumlu ve bilgili. Üniversiteyi bitirmiş zaten sporcular. Onun için de hani jimnastiği zaten herkese tavsiye ediyoruz. Diğer spor branşlarına da bence hangi spor branşı olursa olsun spor Jimnastikte başlanmak hayatımızı bir gerekiyor. tabii ki spor hayatımızı bir düzene, disipline Evet. Aslında tüm branşların sokuyor. ana Temiz. teması jimnastik. Yani Tabii benim branşım evet. da basketbol. Uzun yıllar basketbol oynadım tabii ki artık basketbolla çok uğraşamıyorum ama iyi bir izleyiciyim. İşte çocukları eğitmeye çalışıyoruz. Ama dediğiniz gibi her şeyin başında aslında temelinde, tüm branşların temelinde ben de sizin gibi düşünüyorum. Jimnastik başlıyor. Yani biz Çok de önemli. Pardon. yani biz de istiyoruz ki aslında geliyor mu net geliyor mu sesin? Evet, biraz gitti ama şu an alıyorum. Tamam. Yoksa hocam, şu an Yani alıyorum. biz de aslında istiyoruz ki tüm devlet anaokullarında sporcuları seçelim, jimnastik dersleri verelim ve buradan sonra branşlaşma olsun da istiyoruz aslında. Hani tüm çocuklar sporun temelini alsınlar, jimnastiği öğrensinler ve zaten ileride hangi branşı seçerlerse seçsinler, temelini aldıkları için çok daha başarılı olacaklardır mutlaka. Çok doğru. Çok doğru söylüyorsunuz hocam. Yani en başta küçük yaşta buna Evet. başlayıp anaokulundan aslında başlayarak Kesinlikle. branşlaşarak aslında. Evet. Hani tabii ki beden eğitimi öğretmenleri burada çok iş düşüyor. Çok donanımlı olup branşla girilmesi gerekiyor. İlkokul, Evet. anaokulu. Ondan sonra zaten belli bir süre içerisinde de branşların çocuklarını seçmiş oluyorlar. Çünkü yani gerçekten öğretmenlerin gözü hakikaten çok iyi. İşte diyor ki bu sporcu, işte bu çocuk diyor harika bir işte voleybolcu olur, futbolcu olur, basketbolcu. Evet, Yani çok doğru. onlardan o kadar çok duydum ki böyle beden eğitimi öğretmeni yönlendiren, işte dışarıdan sokaktan gören yine öğretmen böyle hani yönlendiren çok gördüm. Onun için öğretmenlerin gözü hakikaten çok güzel. Çok önemli. Evet, bize çok lazımlar yani. Küçük bir sorum daha var Göksu Hocam. Sizi Tabii. çok yormak istemiyorum. Estağfurullah. Dediğiniz gibi yoğun bir temponun içerisindesiniz. Bir pandemi dönemi yaşadık. Ve Evet. çocuklarımızın hepsi evin içerisinde. Tabii ki sürekli evde olduğu için anneler yemekler yapıldı, pişirildi ve belli kilolar alındı. Ama Evet. görüyorum ki hala siz şu an fitsiniz.
Ben buradan öyle görüyorum Sağ olun. sizi. Sporcu beslenmesiyle ilgili, bu dönemle ilgili bize küçük detaylar verebilir misiniz? Sırlar verebilir misiniz? Bizi izleyen öğrencilerimiz de, velilerimiz de bundan faydalanmış olurlar. Yani tabii evde kaldığımız sürede de antrenman yapabiliyoruz biliyorsunuz ki. Evet. En azından ısınma hareketleri, hafif esneklik hareketlerini yapabiliriz. Biraz kuvvet hareketlerini yapıp kendimizi evde dinç tutabiliriz. Hani yemek Dinç yiyelim evet ama sporumuzu eksik etmeyelim eksik etmeyelim. diyelim. Evet, çok karbonhidrattan uzak duralım. Daha çok meyve sebze yiyelim diyoruz ama yemiyoruz tabii ki. Kes. Evet yani biz de tabii kendimize dikkat ediyoruz. Çok fazla abur cubur yemiyoruz. Sağlıklı beslenmeye özen gösteriyoruz. Ara öğünlerde ben şöyle tavsiye ediyorum. Kendi takım arkadaşlarıma da hani çok acıkıyorsunuz, sürekli bir şeyler yemek istiyorsanız sağlıklı atıştırmalıklar yiyin. Evet. Ne bileyim şey işte fındık, fıstık, cevizdir böyle hani çok aşırıya kaçmadan veya hani ikinci ara öğünde meyve yiyebilirsiniz. Sen yani çok böyle en azından her acıktığında abur Cubur, cubura kaçmayalım da evet. evet böyle ağzınız boş durmasın istiyorsanız böyle sağlıklı atıştırmalıkları tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sizden bir söz almak istiyorum bu arada Göksu hocam. İnşallah bu pandemi dönemi sürecini atlatacağız. Hı. Süreci geçireceğiz. Sizi Evet. okulumuzda ağırlamaktan çok büyük onur duyacağız. İnşallah Mutlaka çok mutlu olurum. sizi Antep'e bekliyoruz. Mutlaka. Antep'e İnşallah. geldiğiniz zaman da okulumuzda sizleri ağırlayıp öğrencilerimizle şimdiden bunun sözünü alıp sizi mutlaka okulumuzda bekliyoruz. İnşallah diyelim. Ben de Antep'e gelmeyi böyle dört gözle bekliyorum hakikaten. Çok memnun olurum. Yakın zamanda geldiniz mi yoksa uzun zamandır? Yok, uzun zamandır gelemiyorum. Hem böyle Covid nedeniyle pek Evet, pandemi geliş gidiş bayağı. yapamıyorum ve program inanılmaz yoğun. Yarışmalarımız da var. Sanırım dondunu. Bir saniye. Bağlandık mı tekrar? Evet, Geldi geldi. tekrar bir gitti. Size çok teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu adına, genel müdürümüzün adına teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Ve okulumuzda sizi ağırlamak isterim. Sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Programı kapatmadan önce. Ben de davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum gerçekten. Bütün velilere buradan seslenelim. Annelere, babalara. Çocuklarını lütfen spor salonlarına getirsinler ve onları Evet. desteklesinler istiyorum. Sporla kalalım, spor yapalım, sağlıklı olalım. Çok teşekkür ediyorum. Ben Bu keyifli teşekkür ederim. söyleşi de bizleri kırmayıp aramızda olan Sayın Göksu Üçtaş Şanlı Hanım'a teşekkür etmek istiyorum. Oldukça keyifli ve yararlı bir söyleşi oldu. Kurumumuz ve bizim adımıza. Gaziantep Kolej Vakfı ailesi adına teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrar sizi Ben aramızda görmek teşekkür isterim. ederim. İnşallah. İyi Sağ olun. Çok akşamlar diliyorum. teşekkürler. Mina'yı da çok Sağ olun. öpüyorum. Çok sağ olun. Tamamdır. İyi akşamlar. İyi akşamlar.